ilk başta sarımsağı şöyle bir kesiyoruz. Kökü olmayan tarafından. Fazlasını temizliyoruz. Hemen bir folyo kağıt. Yağlı kağıt. Bu arada saat gece 3. Biraz tuz. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Kekik. Biraz sıvı yağ. Çok az kırmızı toz biber. Tam ortaya içine işlesin. Çok az karabiber. Hemen paketle. Paketle lavuğu gönder. Hediye paketi gibi. Yağlı kağıt kullanalım. Barbaros'la beraberiz. Esasında biraz daha kalın patlıcan olabilirdi ama her zaman gibi evdeki malzemeyi kullanarak yapıyoruz. Bir çatal yardımıyla patlıcanlarınızı şöyle bir delin. Derler. Biraz aralarından girmesi için sıvı yağ. Domates. Domatesin şu arka tarafına bir artı atalım. Hatta iki domates kullanalım. Biber. İstediğiniz herhangi bir biberi kullanabilirsiniz. Arjantin Ligi'nden maç var. Maç seyredeceğiz. Kuponumuz var. Heyecanlıyız. Son maç. Kolay. Basit ama çok lezzetli bir tarif yapıyoruz. Hemen bu fırına. 200 derece 1 saat. Arada biberleri çıkarmayı unutmayın. Yanmasın. Kontrollü. Makarna haşlarken altın kural. Ne kadar çok su kullanırsanız makarnanız o kadar lezzetli olur. Biraz da tuzlayalım. Kaynamaya başladığı anda makarna yaparken mutlaka her paketin üstündeki dakikaları kontrol ederek haşlayın. Bu firma 9 dakika al dente, 11 dakika tam pişmiş diyor. Biz 10 dakika pişirelim bunu. Barbaros'ta 2 kişiyiz. Maç seyredeceğiz Arjantin Ligi'nden. 250 gram yarım paket bizim için yeterli. Şöyle bir kere karıştırıyorum. Sadece bir kere karıştırmak yeterli. Ne kadar çok su koyarsanız o kadar makarnanız lezzetli olur. Dışarıda makarnanın lezzetli olma nedenlerinden, en büyük nedenlerden bir tanesi bu. Yeniden kaynamaya başladı. Şu andan itibaren 10 dakika tutuyorum. Ve makarnayı hemen arka ocağa alıyorum. Makarnanın sosunu yapalım. Bu tarifi mutlaka bir yere not alın. Hatta bir İtalyan arkadaşınıza yedirin. Biliyorsunuz onlar makarnada gayet iyiler. Şimdi burada soğan ne kadar ince olursa o kadar lezzetli olur. Bakın soğanları böyle bu kadar ince ince istiyorum. İnce ince. Daha sonra şöyle bir tuzluyoruz. Tuzla. Tuzladıktan sonra üstüne şöyle 1, 2, 3 sıkım limon. Dikkat, sos yapıyoruz. Yaklaşık 3-4 dakikadır soğanı yoğuruyorum. Bakın bütün suyu çıktı, bütün acısı çıktı. Soğan kavanozun içine. Ölçülü yapalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Sosa devam edeceğiz. Soğanlar zeytinyağının içinde bir lezzetlensin, kendisine gelsin. Müthiş bir makarna tarifi yapıyoruz. Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir makarna yapıyoruz demiştim. Pişmiş mi, pişmemiş mi? Bir bakalım. Makarnayı süzdük. Hemen burada suyu aksın. Susuz olması önemli benim için. Her şey saat gibi işliyor. Hemen patlıcanla işe başlayalım. İnanılmaz sıcak. Ellere dikkat. Şöyle bıçakla bile biraz kabuğunun kalmasına izin verebiliriz. Hemen bıçakla bile içini çıkartabiliriz. Tamamen soyun. Patlıcana ihtiyacımız var. Koray, biz yapınca bu kadar basit soyamıyoruz. İşte görüyorsunuz, gözünüzün önünde yapıyorum. Böyle mesajlar geliyor. Aynısını yaparsanız siz de kolayca soyarsınız. Hemen bakın şu fazla kabuğunu
sıyırıp alıyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum fazla kabuk var mı. Biraz közlenmiş kabuk kalmasına izin veriyorum. Bu çöp. Sıra domatesde. Benim için önemli olan burada domatesin kabuklarını çıkarmak gerekiyor. Aç. Çekirdekleri ayıkla. Birazı kalabilir. Çok sıcak, dikkat. Oo, inanılmaz sıcak. Görüntü şu. Bu sarımsak çok fazla gelir yalnız. Folyo ile birlikte tutalım ki elimiz yanmasın. Bu sarımsak çok fazla gelir yalnız makarnaya. Bunun birazını kullanacağız. Burada ellere dikkat. Bütün hepsini sıktığınıza emin olduktan sonra şu 1/3 biri bizim için yeterli. Şöyle bir patlıcanla karıştırarak sarımsağı iyice bir karıştır karıştır, daha sonra kabuğun içine domates. Domatesin burada biraz diri olması önemli. Paramparça olmamalı. Suyu ile birlikte içine biberler. Çok sıcak yalnız. Elimi zor da yediriyorum. Biberleri küçük küçük doğradıktan sonra hemen biber de içine. Sarımsağı başka yerde kullanacağız. Hemen şöyle alalım. Bu başka yerde kullanmak üzere. Makarnayı katabiliriz. Sosa devam edelim. Hatırlıyor musunuz soğanı? Bakın bu hale gelmiş soğanlar. Devam sosa. Hardal. Hardal mutlaka katın. Şöyle 1-2 tatlı kaşığı hardal. Ama hangi hardal? Her zaman kullandığımız hardal. 1 yemek kaşığı mayonez. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Şöyle 1 çay kaşığı kekik. Tamamen isteğe bağlı pul biber size kalmış. Soğan tuzlu. Yeterli olmayacak ama gene de atmayalım. Bir tadına bakarak atarız. Kaşıktaki bütün hardalı mayonezi yedir. Karıştır. Tamamen pürüzsüz olması lazım sosun. Sos tamamen pürüzsüz olmalı. Ve artık sadece karıştır. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Of. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şöyle bir karıştır. Koray ne kadar güzel kokuyor böyle ya. Ne yapıyorsun? Anne sen... Hakikaten çok güzel kokuyor. Ne bu? Makarna. Hadi azıcık koy da yiyeyim bari. Birazdan vereyim, birazdan. Şimdi vallahi acıktım ya. İyi tamam dur o zaman bir parça verelim. O zaman tamam dur. Bir tadını da söyle madem öyle. Baktıktan sonra. Ne söyle, ne oldu? Şimdi hemen bir bakıp söylesene. O kadar yeter, sonra verirsin. Bir bakayım. Beğeniyor muyum, beğenmiyor muyum? Yiyebilecek miyim? Kokusu güzel, geldim diyorsun. Kokusu güzel. Bakalım. Yemesi güzel mi oğlum? Bir bakalım. Biber mi koydun içine? Yok, sen bak bakalım. Ben biberi çok seviyorum. Bir de çatal alayım. Nasıl? Güzel olmuş. Gerçekten. Hakikaten çok güzel olmuş. Ne var içinde? Ya. Bakmadan söyle, bakmadan tadı olarak söyle. Soğan var. Soğan var. Hadi canım. Ne var biliyor musun? Mayonez mi? Patlıcan var. Hı. Közlenmiş. Közlenmiş biber, közlenmiş domates. Soğanlı sos, hardallı mayonezli. Güzel güzel. Şimdi zaten hardal girdi mi çok güzel oluyor yani. Sonuç olarak beğendin mi anne? Güzel güzel. Güzel mi, harika mı? Çok güzel, eline sağlık. Tabağa mabağa koymayacağım. Size söyleyeyim. Bu hiç lezzeti kaçmasın. Şunun şöyle tadına bakacağız. Of. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Bunu mutlaka deneyin. Bak Koray demişti dersiniz. Açın ağzınızı. Şunun mutlaka bir tadına bakın. Ufak bir eleştiri. Biraz daha tuzlu olabilir. Şu taraftan yiyeyim. Şu taraf var, burasın olsun. Yani ne kadar bereketli oldu farkında mısınız? Annem aldı. İkiye bölüyoruz, bu kadar çok. Yarım paket makarnadan. Şunu yapınca, ya Koray dediğin kadar varmış. Biz dışarıda 5 yıldızlı restoranda bile bu kadar güzel makarna yemedik diyeceksiniz. Kendimi durduramıyorum. Neredeyse bitireceğim. En iyisi bir ara vermek. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Unutmadım. Gözüm üstünüzde. İlla ki o tekneyi alacağız. Ya da illa ki o konteyneri alacağız. Ben tekne, konteyner dediğim zaman bazı insanlar küçük bir şey zannediyor. Oysa ki çok baba bir şey kovalıyoruz. O yüzden bu kadar gecikiyor. Ali Koç'a haber gönderdik. Duymamazlıktan geliyor. Niyazi Önen. Haberi var. Duydu.
Duyduğundan haberim var. Biraz destekle o tekneyi alacağız. Sonuçta biz de ayda 3 milyon kişiye ulaşıyoruz izlenmede ayrı ayrı. Hep birlikte toplandığı zaman 34 milyon izlenmeye ulaşıyoruz ayda. Her ne kadar algoritması YouTube'un bizi engellese bile. Bileğimizin hakkıyla hiçbir ünlü tanıdığımız olmadan evde zevkimize bakarak. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.